Konum. Şimdi bir başka tartışmalı konuyla devam edeceğiz. Aşırı kıskançlık, kısıtlama ve benzeri şeyler. Bunlar ilişkilerde yaşanılabiliyor, yaşanılan şeyler. İşte bunlar için üretilen bir tabir var, bir terim var. Flört şiddeti. Özge Mayet'in ve Mehmet Çakırlar'ın haberinde ayrıntılara bakalım. Buyurun. İyi geceler dedikten sonra online olmuşsun. Aradım, açmadın. Neredeydin? İşte bugün neden onu giydin? Aşırı kıskançlık, kısıtlama. Gittiği yere, giydiği kıyafete karışma. Kız nazivriyatı sözünden yola çıkarak hayır dendi. Altında farklı nedenlerin aranması hayır dendi, hayırdır cevabı. Bu nettir yani. Gece online olmuşsun. Mesajlarımı okudun ama dönmedin. Hani kız kıza çıkacaktınız? Sorular tanıdık, öyle değil mi? Aslında bunlar hayatımızda normal sorular. Ama normalleştirdiğimiz şiddetin de birer türleri. Flört şiddeti birçok kişinin uğradığı ama farkında olmadığı bir şiddet. Gittiği yerleri kontrol etmek, kıyafetine karışmak, görüştüğü insanlara karışmak, bütün bunlar aslında psikolojik şiddeti içeriyor. Cinsel, fiziksel, sözel ve duygusal anlamda kurulan baskı aslında bir suç. Bir tehdit suçu, hakaret suçu. Elbette bunun hukuki yolları var. Kıskançlığı ve sahiplenmeyi gençler bir aşkta olması gereken şeyler olarak bunu aslında yorumluyorlar. Sahiplenmek, korumak, kollamak mı? Veya onun için kaygılanmak mı? Yoksa onun hayatını kısıtlamak mı? Kadın erkek fark etmez. Herkes güvende hissettiği mutlu bir ilişki yaşamak istiyor. Ancak işin içerisine kıskançlık, sahiplenme ve kısıtlama girdiğinde ilişkiler kabusa dönüşüyor. İşte bu duruma gelmeden önce en başa dönüp aşk neydi diye sormak gerekiyor. Kadının zarif ve narin olması, daha incelikli işlerde olması flört şiddetini çok tetikleyen olaylardan bir tanesi bence. Uzmanlara göre kıskançlık sevginin göstergesi değil. Kendimin de çevremde de maruz kaldığım bir takım şeylerin farkına vardım. Erkek veya kadın değil, herkesin iki cinsiyetinde maruz kalabileceği bir olay. Dünyada bir ilke imza atan Kadıköy Belediyesi flört şiddeti atölyesinde gençleri bilinçlendiriyor. Kendiniz gibi davranamıyor musunuz? Evet efendim, aşırı kıskançlığın adı flört şiddeti olmuş. Bunu da izlemiş olduk.